LGS'ye son 166 gün. Hayallerimiz için hala yeterince değerli bir süre var. Zaten de çalışıyoruz. Vazgeçmedik pandemiyi kendimiz için avantaja dönüştüreceğiz. İnşallah konularımızı tamamlayıp çok güzel liselere gireceğiz. Günün sözüne baktığımızda yarın için en iyi hazırlık bugün elinden gelenin en iyisini yapmaktır diyor. Bakın bu çok önemli bir cümle bizdeki tevekkül. Yani tevekkül ne demek? Çalışıyorsun sonra sonucunu Allah'a bırakıyorsun. Bekliyorsun bakalım ben elimden geleni yaptım mı? Ben sorularımı çözdüm mü? Ben yanlışlarım çıksa bile vazgeçmedim mi? Evet o zaman bundan sonrası bana en güzel liseleri... ...verecek olan Allah'a tevekkül edip beklemek. Ondan sonra zaten çok güzel sonuçlar gelecek arkadaşlar. Günü yorumuna baktığımızda Şafak Yavuz 739 beni almış diyor ki derece isteyen birisi günde kaç tane yeni nesil soru çözmeli? Arkadaşlar siz sınava gittiğiniz zaman size 90 tane soru soracaklar. Bu bir kesin. Yani bir gün 90 soru çözeceksiniz ve o 90 soruyla inşallah hayallerinizdeki liseye gireceksiniz. O yüzden korkmamıza gerek yok. Ama biz o 90 sorunun 40 tanesi sayısal, 50 tanesi sözel olan bu 90 sorunun provasını defalarca yapmamız lazım. Yani ne yapmamız lazım? Bol bol soru çözüp sınav günü o 90 soru bize kebap gelmesi lazım. Ya ben zaten günde 90 soru zaten çözüyordum. Bugün de çözerim dememiz lazım. İşte bu 90 sorunun da e, Türkçedekileri ve e, matematikleri sayarsak en az 40 tanesi yeni nesil soru. O zaman biz günde en az 40 tane yeni nesil soru çözmeliyiz. Yani biraz daha zorlayıcı soru çözmeliyiz. Ha, hayallerimiz çok yüksekse o zaman bunun iki katı yani 80 veyahut da 3 katı 120 yerine soru çözebiliriz. Peki günde kaç soru çözmeniz? En az ama en az bunun 2 katı olan 180 soruyu çözerseniz hayallerinize Mutlaka ulaşırsınız. Çünkü düşünsene her gün 180 soru çözüyorsun. Sonra sınav günü sana 90 soru soruyorlar. Yapabilirsin ki ya, ne var ben zaten günde 180 soru çözüyordum. 166 gün boyunca zaten çözdüm. Artık 90 soruyu da hallederim dersiniz. Ama bunun hepsi tabii ki belli bir oranda olmalı. Matematikten de, Türkçeden de, sosyalden de, İngilizceden de, fenden de. Hepsini orantılı çözmeniz... Yeni nesil oranında ayarlamalıyız. Bir de yeni sorular gerçekten çok zaman alıyor. Yani 40 tane yeni soru esasında normal 100 soru gibi bir şey. O yüzden her zaman için şunu verileceğiz. Biz sınava gittiğim gün, o 90 soruyu çözeceğim gün... ...önce ben ne kadar antrenman yaparsam o kadar iyi dememiz lazım. Bir de sorunun çözümünü iyi anladığımız 10 soru... ...sorunun çözümünü kontrol etmeyeyim. Geçtiğimiz 100 sorudan daha değerli. Yani soruyu yanlış yapıyorsun. Mesela diyelim şöyle. Şurada soruları çözüyorsun. Bu soruyu çözdün. C'ymiş dedin. Sinirlendin. Baktın cevap B çıktı. Üzüldün. Sorunun çözümünü dinlemedin. Bu soru sana bir şey kazandırmadı. Ama soruyu çözemedin. Sorunun çözümünü izledin. Bu sana bir şey kazandırdı. Soruya C dedin. B çıktı. Neden B olduğunu iyice anladın. İşaretledin. Bu sana bir şey kazandırdı. Dolayısıyla sınava kadar yaptığımız her bir yanlış sınavda yapabileceğimiz en az yanlışı sağlayacak bize. Sömestr tatilinde yeni konu öğrenmek mi yoksa daha fazla soru çözmek mi? Tabii ki daha fazla soru çözmek arkadaşlar. Neden? Çünkü öncelikle birinci dönem konularını bitirdiniz mi? Yani birinci dönem konularını Diyelim ki LGS sadece birinci dönem konuları çıksaydı hepsini iyi yapabiliyor musunuz? Onu hallettikten sonra ikinci dönem konularını sağlam alabilirsiniz. Ve eğer hallettiyseniz de tabii ki artık ikinci dönem konularına başlayın. Yeni konular öğrenmeye başlayın. Önce sağlam olan kısmı, işlediğimiz kısmı güzel güzel tekrar bol bol soru çözüyoruz. Ardından da Artık iyi yapabildiğimiz emin miyiz? Artık karaköklü sayılardan, işte çarpanlar ve katlardan soru kaçırmıyor muyuz? Mevsimler ve iklimden soru kaçırmıyor muyuz? Artık yeni konulara geçebiliriz demektir arkadaşlar. Günün kaynağına baktığımızda sözel mantık sayısal analiz soruları gerçekten çok kaliteli bir kaynak. Tamamı yeni sorulardan oluşuyor. Tamamı seçici sorulardan oluşuyor. Gördüğünüz gibi şöyle hızlı bir şekilde sayfaları çeviriyorum. Türkçe'de de bütün sorular Beceri temelli yeni nesil gerçekten seçici sorular. Gerçek sınavda karşına çıkabilecek en kaliteli soruları bu kaynakta bulabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda günün okulu Profesör Doktor Fuat Sezgin Fen Lisesi İstanbul'da ve 2.29 dilimiyle alıyor. Tıplar, diş hekimlikleri, hukuklar, mühendislikler, psikoloji bölümü birçok güzel bölüm burada zaten kazanabilecek şekilde sizleri bekliyor. Okullar hazır, okullar sizi bekliyor. Sınavlar da hazır, hepsini çok güzel yapacaksınız. Yeter ki siz çalışmaya, gayret göstermeye devam edin arkadaşlar. Ödülü sorumlu yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz ve kazanacağınıza eminiz. Yeter ki çalışmaktan vazgeçmeyin, görevinizi yapın, sonrasında da teslim olun. Bakalım ne olacak.